Reis sınıfı denizaltıların Karadeniz'de NATO-Rusya dengesini etkileyecek bir unsur olacağını yazan İngiliz basını Türk denizaltıların AIP özelliğine dikkat çekti. 2030'da bölgenin hassas dengesinin Türkiye lehine değişeceği ifade edildi. Reis denizaltıları oyunu bozacak, 2030'da dengeleri değiştirecek güç. İngiliz basını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek olan reis sınıfı denizaltıların hem Ege Denizi'ndeki hem de Karadeniz'deki askeri dengeleri etkileme potansiyeline sahip olduğunu yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi: 2027'den sonra AIP özellikle 6 reis sınıfı denizaltıya sahip olacak olan Türkiye, İsrail ile birlikte bölgede en fazla AIP denizaltısına sahip olacak. 2030'ların ikinci yarısında, bölgenin hassas dengesinin AIP denizaltıları açısından Türkiye lehine değişmesi muhtemeldir. Rusya'nın Sivastopol deniz üssündeki Karadeniz filosunu güçlendirdiğine işaret edildi. Açık kaynaklara göre Rus Karadeniz filosunun savaş gemileri 34'ten 49'a, denizaltı sayısı ise 1'den 7'ye yükseldi. Rus Karadeniz Kuvveti, KAL-İBR kara taarruz füzelerini fırlatabilen, ancak AIP özellikle olmayan gelişmiş denizaltılar işletiyor. Reis sınıfı denizaltının devreye alınmasının Karadeniz dengesine etkisi olmasının muhtemel olduğu yazılan haberde, bu denizaltı kuvveti, Rusya'nın Karadeniz'deki güçlü A2, AD'sini delme yeteneğine sahip olacaktır, denildi. Karadeniz dışındaki devletlerin Montrö Sözleşmesi'ne göre Karadeniz'de denizaltı konuşlandıramadığına dikkat çekilirken, analiz yazısında, sonuç olarak bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin denizaltı filosu, NATO adına Rus donanmasına karşı koyabilecek tek varlıktır. Dolayısıyla reis sınıfı denizaltı projesi Karadeniz'deki NATO-Rusya dengesini etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilebilir, ifadeleri kullanıldı.